İçer TV'ye ve İçer gündemine hoş geldiniz efendim. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Birazdan Mersin ile ilgili haberleri sizlere aktaracağız. Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık ve Ramazan ayında tabii hüzünlü anlar, acı anlar yaşattık. Ramazan ayında da şehitlerimiz oldu. Ramazan ayında da aramızdan ayrılanlar, dünyaya yeni gelenler oldu. Ramazan ayında da hepimiz sevgiyi, dostluğu, barışı yaşamakla birlikte hüznü de, acıyı da, yokluğu da yaşadık. Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık ve bayrama eriştik. Bayramın bütün İslam alemine, ülkemize, şehrimize, insanlığa sevgi, dostluk, barış getirmesi dileklerini herkes dile getiriyor ve bu dileklere biz de Tepe Medya grubu olarak canı gönülden katılıyoruz efendim. Ve önümüzdeki günlerde, haftalarda, yıllarda ve yüzyıllarda şiddet, terör yok olsun, bolluk, bereket olsun, acılar olmasın diyoruz. Değerli seyirciler, Ramazan bayramı münasebetiyle Mersin'de şehir mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi ve kent protokolü şehit mezarlarına karanfiller sundu. Ramazan bayramı arifesi olması münasebetiyle şehitlikte resmi tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak, Garnizon Komutan Vekili İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Uyan, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Emniyet Müdürü Doktor Rahmi Başlu, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Muğdat Camii müezzini Hasan Tekerlek tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan bayramlaşma töreninde Mersin İl Müftüsü Ali Melek tarafından dualar okundu. Şehit kabirlerine karanfil bırakan ve dualar eden kent protokolü şehit yakınlarıyla, gazilerle ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi. Onların sorunlarını dinledi, sorunlarına anında ilgili birimlere talimat vererek çözüm bulmaya çalıştı, bayramlarını tebrik etti ve özellikle Mersin Valisi Özdemir Çakacak, eşleri Kevser Çakacak ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi. Bayramlaşma töreninin ardından Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve eşleri Kevser Çakacak Özgecan'ın mezarını da ziyaret ettiler. Özgecan'ın mezarına da karanfiller sundular ve dualar okudular. Değerli seyirciler, Mersin şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma töreni sırasında Mersin Valisi Sayın Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kocamaz şunları söyledi. Bizim inancımıza göre son derece önemli olan bir Ramazan ayını bereketin, mağfiretin, kurtuluşun simgesi olan Ramazan ayını bitirip Ramazan bayramına erişiyoruz bugün. Malumunuz Arife günü öncelikle şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Artık bir gelenek hale geldi. Önce şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Şehitlerimizin manevi huzurunda, ülkemizin birliği, beraberliği, huzuru için dua ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz bugün bu cennet vatanımızda huzur içerisinde yaşıyorsak, öncelikle bunu tabii şehitlerimize borçluyuz. Onlar bu vatanın bekası için, ülkenin huzuru için, birlik beraberliğimiz için kutsal değerler uğruna hayatlarını ortaya koydular. Onlara millet olarak biz ne yapsak azdır diyoruz. Onun için ilk önce onlarla bayramlaşıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Saygıyla anıyoruz. Tabii yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bir Ramazan bayramına eriştik. Bayramlar bizim hem inancımızda hem kültürümüzde son derece önemli günler. Çok müstesna günler. Çünkü birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün en güzel örneklerinin
milletçe birlikte yaşanıldığı güzel günler bunlar. Bayramda tabii başta şehit yakınlarımız, gazilerimiz, hastalarımız, yatalaklarımız, büyüklerimiz, aile büyüklerimiz, konu komşu ziyaret edilmeli ve bayramın bu manevi atmosferini doyasıya millet olarak yaşamalıyız. Hem inancımız hem kültürümüz gereği sahip olduğumuz bu güzel hasletleri bayramda yaşamalıyız. Çocuklarımıza öğretmeliyiz ki gelecek kuşaklara da bu güzellikler aktarılsın. Bayram tadında yüce milletimize nice bayramlar diliyorum. Sağlık, huzur, birlik, beraberlik içerisinde. Sizlerin aracılığıyla tüm Mersinli hemşehrilerimizin, yüce milletimizin Ramazan bayramını tebrik ediyor. Sağlık, huzur, birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İzniniz de Sayın Başkanımız da birkaç kelime söylerse. Sayın Başkanım, evet. Şehit aileleriyle acıları paylaştınız. Neler söyleyeceksiniz? Sayın Valimiz aslında söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Bu günler önemli günler. Bayramlar ülkemizde birlik ve beraberliğin, barış ve hoşgörünün doruğa tırmandığı günler. Bu günleri iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü ülkemizde halen maalesef bu ülkede huzur ve güven ortamından rahatsız olan dahili ve harici düşmanlar maalesef var. İşte onlarla mücadele ederek bize bu aziz vatanı hür ve bağımsız olarak bırakan, bizim bugünkü normal yaşantımıza fırsat veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ve bu vesileyle de sizler aracılığıyla tüm hemşehrilerimizin, tüm milletimizin, İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Başkanım. Sizler de sağ olun. Sağ olun Sayın Başkanım. Sağ olun, sizin de varınız. Değerli seyirciler, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kocamaz Kadir Gecesi'nde bir araya geldi ve iftar verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. İftar yemeğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanına vekaleten İl Jandarma Komutanı Ömer Uyan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özyürek, Şehit ve Gazi Derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı. İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yerel yönetimler olarak şehitlerimizin miras olarak bıraktığı ailelerinin yanında olmanın bir görev olduğunu ifade etti. Hoş geldiniz. Bu güzel akşamda bu iftarı bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şehit cennette Resul'le buluşmuş ve tüm yakınlarına şefaat edecek bir mertebeye erişmiş. Gerçekten geçmişten bu yana birçok insanımızın özellikle de vatan savunmasında şehadet şerbeti içmek için can attığı bir makam. Tabi ateş düştüğü yeri yakar. Bizler ne söylesek boş. Sizler onun acısını en derinden hisseden
yakınlarısınız. Ancak bizler de yöneticiler olarak onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle zaman zaman sizlerle beraber oluyoruz. Sizlerin dertlerini paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bizim yapabildiklerimiz bunlar. Bu Ramazan ayında, özellikle de bu Kadir gecesinde hep birlikte şehitlerimiz için dua edeceğiz. Hayatta kalan gazilerimiz için dua edeceğiz. Ve onların mekanının cennet olması için Cenab-ı Allah'a niyaz edeceğiz. Bu kandil gününde hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Bu kandili ülkemizde barışa, huzura, kardeşliğe vesile olmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hiç olmazsa bugün yapacağımız dualardan sonra ülkemizde yaşanan bu hadiseler sona erer. Ama Allah hepimize akıl vermiş, fikir vermiş. Bu olayların bu noktalara gelmesine kadar bazı tedbirlerin alınması belki gerekiyordu. Ama inşallah dediğimiz gibi bu gece yapacağımız dualarla ülkemiz bu acıları, bu sıkıntıları, bu huzursuzluğu bir daha yaşamaz. Cenab-ı Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ve hepinize bu güzel akşamda saygılar, sevgiler sunuyorum. Tarsus'ta bu yılda Belediye Başkanı Şevket Can'ın emriyle değerli seyirciler, Tarsus ilçesi genelinde özellikle kırsal kesimdeki zihinsel engelliler belediyeye ait araçlarla evlerinden yaşadıkları noktadan alındı ve kendilerine belediyeye ait marketten bayramlık kıyafetler verildi, sağlık kontrolünden geçirildi, bakımları yapıldı, karınları doyuruldu, sonrasında da tekrar evlerine geri bırakıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye yaklaşık 200 engelliye bayramlık kıyafet hediye ederek sağlık kontrolünden geçirtti. Saç ve sakal tıraşı olan engellilerin sevinçleri gözlerinden okundu. Sosyal markette kendilerine göre kıyafet ve ayakkabı seçen zihinsel engellilerin yakınları Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti. Başkan Can, engelli vatandaşların gözlerindeki mutluluğun her şeye değer olduğunu söyledi. Sadece bayramlarda değil, devamlı engellilerin yanında olduklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, her bayram öncesi zihinsel engelli vatandaşlarımıza yönelik bir çalışma yapıyoruz. Kırsal kesimdeki engelliler başta olmak üzere kent merkezindeki engellileri topladık, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirttirdik. Daha sonra saç ve sakal tıraşları yapıldı. Sosyal marketimizde kişinin ihtiyacına göre giysi ve ayakkabılar hediye edildi. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu bize yetti. Bu projemizi geleneksel hale getirdik. Bayramları bayram gibi yaşamak dileğimizle şimdiden bütün hemşerilerimizin Ramazan bayramını kutluyorum dedi. Zihinsel engelliler belediyeye ait toplu taşıma araçlarıyla mahallelerinden alınarak ihtiyaçları giderildikten sonra tekrar mahallelerine geri götürüldü. Ramazan bayramı öncesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi bayrama yönelik bütün hazırlıklarını tamamladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin Ramazan bayramını rahat, huzurlu, temiz ve güvenli bir şekilde geçirmesi için gerekli olan bütün tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta, itfaiye ve çevre temizlik ekipleri bayram boyunca görev yapacakken vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444-2153 ve Meski Çağrı Merkezi Alo 185 hatlarına 7/24 ulaşabilecekler. Sefer sayıları artırılan belediye otobüsleri de bayram boyunca ücretsiz olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi her bayram olduğu gibi bu bayramda belediye otobüslerinin sefer sayılarını artırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüsleri bayram boyunca ücretsiz olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri Mersin'i Ramazan Bayramı'na hazırladı. Temizlik ekipleri bayram öncesi cami temizliklerini de bitirdi. Öte yandan vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret edeceği mezarlıklar ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de diğer günlerde olduğu gibi Ramazan bayramı süresince de mesailerini devam ettirecek. İtfaiye ekipleri bayram tatilinde piknik yerlerine gidecek vatandaşlara özellikle ateş yakarken dikkatli olmaları hususunda da uyarılarda bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de bayram öncesinde denetimlerini sağlıksız gıda satışı gerçekleştiren seyyal satıcılarla daha çok unlu ve şekerli gıda üretimi yapan esnaf üzerinde yoğunlaştırdı. Bayramda bu tür gıda tüketimlerinin artmasıyla zabıta ekiplerinin yapmış olduğu denetim büyük önem kazanıyor. Nöbetçi ekipler bayram boyunca 7/24 hizmet verecek olan zabıta ekipleriyle birlikte Mersinlilerin yanında olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayram süresince tüm birimleriyle görev başında olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi 444-2153 Çağrı Merkezi bayramda çalışacak. Mersinlilerin dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edecek. Meski ekipleri de aralıksız olarak görev yapacak. Bayram süresince Mersinlilerin acil ihtiyaçlarını karşılayacak olan Meski'ye Alo 185 hattından ulaşılabilecek. Değerli seyirciler, Gazze'ye gönderilen 10 bin ton yardım malzemesini uğurlamak için Mersin'e gelen AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan o gün Mersin'den ayrılmadı. Mersin'de bir dizi temaslar gerçekleştiren Sayın Elvan bir dizi ziyaretler de yaptı ve Muğdat Camii'nde kıldığı teravih namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet etti. Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi götüren geminin uğurlama törenine katılan Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Ankara'ya dönmeyerek Mersin'de bir dizi temaslarda bulunarak ziyaretler gerçekleştirdi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki Muğdat Camii'nde teravih namazını kıldıktan sonra esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Caminin karşısındaki çay ocağına giderek vatandaşlarla tokalaşan Elvan'a Mersin Valisi Özdemir Çakacak da eşlik etti. Bir vatandaşın İsrail ve Rusya ile yapılan anlaşmaların bir taviz olup olmadığına yönelik sorusuna Elvan şu şekilde cevap verdi. Evet, merhaba, nasılsınız? İyisiniz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz. Altı yıldan beri Gazze'deki kardeşlerimiz insani yardım bekliyor. Doğru mu? Evet. Biz yapıyorduk yardımı geçmişte de. Şimdi Gazze'de bakın elektrik problemi var, içme suyu problemi var, hastane problemi var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bakın 10 bin ton gıda yardımı gönderdik mi? Gönderdik. Evet. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle 3 ayda 4 ayda bir göndereceğiz. İhtiyaçların nispetinde yardım göndereceğiz. Artı yine Gazze'de 400 yataklı dostluk hastanesi yapıyoruz. Filistin, Türkiye 200 yataklı pardon. 200 yataklı bir hastane yapıyoruz. Bu hastaneyi hemen bitireceğiz. Oradaki Gazze'deki kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Biz yapacağız. Yine içme suyuyla ilgili, elektrikle ilgili sıkıntılarını yine biz gidereceğiz. Artı orada bir sanayi sitesi yapıyoruz. Organize sanayi sitesi yapıyoruz. O yarım kalmıştı o da. Onu tamamlayacağız. Yine toplu konut ihtiyaçları vardı. Onları da karşılayacağız. Dolayısıyla burada yani verilmiş bir taviz falan yok. Bilakis oradaki kardeşlerimize de sahip çıkan bir yaklaşımı benimsedik. Rusya ile yine de biliyorsunuz 7 aylık bir süreçten sonra
Sayın Cumhurbaşkanımız bir üzüntülerini ifade eden bir mektup gönderdi. O mektuptan sonra da Putin Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı ve bu özellikle bu Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıdan dolayı kınadı. Bu terör saldırısı zaten. İnşallah bundan sonraki süreçte iyi olur. Çünkü bakın Mersin'de bizim bir sürü sebze meyve ihracatçımız var. Nereye gidiyor bunlar? Rusya'ya. Bundan sonra daha fazla gidecek, daha kolay gidecek. Gümrükte beklemeyecek. Bu tür sıkıntılar yaşamayacağız. Diğer taraftan turizmin açısından da Rusya'dan gelen turistler var. İki tarafın da hayrına bir. Yani hem bizim hayrımıza hem de onların hayrına olan. Dolayısıyla. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir arazi nedeniyle üç kardeş kavga etti ve iki kardeşi abileri tüfekle öldürdü. Mersin'in Tarsus ilçesinde Yusuf Aydın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşleri İsmail ve Cüneyt Aydın'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay ilçeye bağlı Taşkuyu mahallesinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 44 yaşındaki Yusuf Aydın'la kardeşleri 27 yaşındaki İsmail ve 25 yaşındaki Cüneyt Aydın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Yusuf Aydın eline geçirdiği av tüfeğiyle kardeşlerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yara alan iki kardeşten biri Tarsus Devlet Hastanesi'ne, diğeri de özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşler yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay sonrasında kaçan Yusuf Aydın'ı yakalamak için çalışma başlattı. Değerli seyirciler, Akdeniz oyunları sırasında Mersin'e kazandırılan 25 bin kişilik Mersin Stadyumu'nda yangın çıktı. Mersin Stadyumu'nda gece yarısı elektrik panolarının bulunduğu odada yangın meydana geldi. Mersin Arena Stadyumu'nda elektrik ünitelerinin bulunduğu güney bölümde yangın çıktığını gören ilgili kişiler hemen İtfaiyeye haber verdiler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede Mersin Stadyumu'na gelerek yangını söndürdü. Bir süreliğine elektriksiz kalan stadyuma soğutma çalışmalarının ardından yeniden elektrik verildi ve olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının meydana geldiği odada da yenileme çalışması başladı. Değerli seyirciler, Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Kupası düzenlendi ve bu şampiyonaya 20'den fazla ülke katılacaktı ama İstanbul'da yaşanan son terör saldırısı nedeniyle ülkeler takımlarını göndermekten vazgeçtiler. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkenin sporcuları katıldı ve Türkiye bu yarışmada başarılı bir grafik seçti. Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türk milli sporcular 8 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek toplam 12 madalyayla turnuvaya damga vurdu. 8 ülkeden 9 bayan, 15 erkek olmak üzere toplam 24 sporcunun katıldığı şampiyona final müsabakalarıyla sona erdi. Rio Olimpiyatları öncesindeki son resmi turnuva olma özelliğini taşıyan Artistik Cimnastik Dünya Kupası ödül törenine Mersin Valisi Özdemir Çakacağ'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'le federasyon yetkilileri ve çok sayıda sporsever katıldı. Katılan sporcuların spor kariyerleri açısından da büyük önem taşıyan turnuvada Barfix'te altın madalya kazanan Ümit Şamiloğlu'na madalyası Mersin Valisi Özdemir Çakacak tarafından verildi. Konuşmanın ardından Vali Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından plaket takdim edildi. Milli sporcu Ümit Şamiloğlu turnuvada sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. 3 yıl önce burada beraber ağladık. Yine bugün çok güzel bir şeyler yaşıyoruz. Sizin huzurunuzda yine çok güzel bir şey paylaşmak istiyorum. Sevgili Topuz, seni buraya davet ediyorum.
tekrar bu salonda, sizin huzurunuzda, sizin şahitlerinizde soruyorum. Sevil Topuz, benimle evlenir misin? Adım atarken bunu sizinle paylaşmak, tekrar bu salonda, tekrar güzel duygularla paylaşmak, çok teşekkür ediyorum her şey için. Tarsus Tenis Kulübü bu yaz 10 bin dolar ödüllü 7. kez Tarsus Tek Erkekler Tenis Turnuvası düzenledi ve bu turnuvada İtalyan Riccardo Belotti şampiyon oldu. Tarsus Tenis Kulübü'nün düzenlediği 10 bin dolar ödüllü 7. Tarsus Cup erkekler final maçında İspanyol rakibi Ruben Ramirez Hidalgo'yu yenen İtalyan Riccardo Belotti şampiyon oldu. 2016 ITF Tarsus Cup 7. Uluslararası 10 bin dolar ödüllü erkekler tenis turnuvası bu yıl 27 Haziran 3 Temmuz tarihler arasında düzenlendi. Turnuvaya 20 ülkeden 62 tenisçi katıldı. Ödül töreninde şampiyon olan İtalyan raket Riccardo Belotti kupasını Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'nın elinden aldı. İkinci olan İspanyol Ruben Ramirez Hidalgo ise ikincilik kupasını Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel ve Tarsus Tenis Kulübü Başkanı Ferit Çetiner'in elinden aldı. Tarsus Tenis Kulübü Başkanı Ferit Çetiner, çekişmeli maçlara sahne olan güzel bir turnuva izlediklerini belirtirken şunları söyledi. Bir hafta boyunca turnuvamıza 20 ülkeden gelerek katılan tenisçilerle birlikte zaman geçirdik. Tenisçilere Tarsus'u gezdirerek tanıtma fırsatı yakaladık. Bu sezon bölgemizde yaz turnuvası düzenleyen tek kulüp olduk. Bu durum bizim için ayrı bir başarı ve gurur kaynağı oldu dedi. Yerel gazetelerimize de bakacağız ve ilk olarak Mersin gazetesindeyiz. Mersin gazetesi İsrail'e verilmiş bir taviz yok başlığını atıyor ve devam ediyor alt başlığında. Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara katılmak üzere Mersin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, teravih namazı sonrasında vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bir vatandaşın İsrail ve Rusya ile ilgili bir sorusunu da yanıtlayan Elvan, İsrail'e karşı kesinlikle bir taviz söz konusu değildir. Bilakis Filistin'deki kardeşlerimize de sahip çıkan bir yaklaşım sergiledik. Rusya ile bundan sonraki süreçte iyi olur açıklamasında bulundu. Haberci gazetesi çadırını al da gel başlığını atıyor. Ayrıntısına bakalım ve şöyle diyor ayrıntısında gazete. Nükleer karşıtları Mersin halkına Akkuyu Nükleer Santral alanında 11 Temmuz'da yapılacak keşif öncesi çadırını da al gel çağrısı yaptı diyor gazete. Ve bu konunun tüm yönleriyle ayrıntıları Haberci gazetesinde yer alıyor. Haberci'den İMC'ye geldiğimizde İMC Mersin bayrama hazır başlığını atıyor. 3 günlük bayram dolayısıyla güvenlik, ulaşım ve temizlikle ilgili bütün birimlerde bütün tedbirler alındı diyor Mersin Valiliği'nin ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu tedbirlere ayrıntılarıyla yer veriyor gazete. Hakimiyet gazetesi sözleşmeli öğretmenlik kölelik sistemidir başlığını atıyor. Sözleşmeli öğretmenlik sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Eğitim İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, uygulamanın eğitim ve öğretime katkısının olmayacağını dile getiriyor. Ayrıntılar Hakimiyet gazetesinde diyoruz. Güney gazetesi kriz bitti başlığını atıyor. İlk Rus turist kafilesi bayramda geliyor diyor gazete. Ve Rusya ile varılan iyileştirme politikası sonrasında turizmin canlanacağını belirtiyor Güney gazetesi. Ayrıca şöyle diyor gazete, protestocu 11 öğrenciye 6'şar ay hapis. MÜSİAD'ın Mersin Üniversitesi'nde düzenlediği paneli engellemeye çalışan ve polis tarafından gözaltına alınan öğrenciler hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme 11 öğrenciye 6'şar ay hapis cezası verdi diyor gazete.
Ve yerel gazetelerdeki haber turumuzda içer gündemini de burada noktalıyoruz. Değerli seyirciler, bayram öncesinde son programda sizlerle birlikte olduk. Bayram sonrasında tekrar Mersin gündemiyle ilgili gelişmelerle birlikte olacağız. İçer TV'de kalın, hoşça kalın efendim. Thank you.